Antik Kentin ve gün yüzüne çıkarılan eserlerin tanıtımının yapıldığı basın toplantısına 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Nüket Otar'ın yanı sıra Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, 9 Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Anabilim Dalı'nda görevli Kazı Başkanı Profesör Doktor Serdar Aybek, kazının önceki başkanı Profesör Dr. Recep Meriç katıldı. Program kapsamında protokol öncelikle milattan sonra 2. yüzyıla tarihlenen özel bir konut yapısını süsleyen mozaik panelleri inceledi. Profesör Doktor Serdar Aybek, Metropolisin İyonya'nın çok önemli bir kenti olduğunu belirtirken önemli bulguların ortaya çıktığını ifade etti. Metropolis İyonya'nın çok önemli bir kenti. Çok bereketli toprakları kendisine e, sınır olarak almış bir kent ve burada özellikle tarım ticaretiyle öne çıkıyor. Hemen önünden geçen Menderes Nehri'nin bereketiyle e, bu tarım ürünlerini e, eski çağ dünyasında farklı yerlere gönderebiliyor ve buradan da zenginleşiyor. Dolayısıyla Metropolisin bugün ee, harabelerini gezdiğimizde o zenginliği, sanat düzeyini, o güzel mermer yapıları görebiliyoruz ve o günün şaşasını anlayabiliyoruz. Aslında Metropolis'te e her zaman sürprizlerle karşılaşıyoruz çünkü yamaçta kurulmuş bir kent olduğu için genellikle kalıntılar derin alüvyal dolgular altında ortaya çıkıyor. Nitekim bu yeni çalıştığımız alanda yüzeyde toprak üzerinde görünen çok fazla bir şey bulunmamasına karşın arkeolojik kazıların sonucunda yeni çok önemli buluntular ortaya çıktı. Yerinde korunmuş olan sütunlar, mozaikli galeriler, ayakta durumda tuğla dükkanlar ve dükkanların hatta bazılarının fonksiyonlarını da anlayabilmiş durumdayız. Bunlar bir tanesi balıkçılıkla ilgili bir bir dükkan. o bakımdan antik dönemde metropoliste ticaret hayatının en canlı olduğu bir noktadayız şu anda ve heyecanla önümüzdeki yıllardaki çalışmaları bekliyoruz. Rektör Nüket Hotar, antik kentin önemli bir ticaret üssü olarak kullanıldığını vurgularken kazıyı en üst düzeyde korumaya çalıştıklarını belirtti. Bizim bundan sonraki hedefimiz ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar yapmak. Çünkü adeta bir laboratuvar, açık hava laboratuvarı tuvarı gibi çok kıymetli verilerimiz var ee, ve tümüyle ilk kazısı, ilk günden ilk kazması, vurulması üniversitemize ait olan. Ee, biz bu yönde özellikle genç akademisyenlerimizi e, teşvik ediyoruz. Ee, akademik çalışmalar hocalarımıza da onlara yol göstermesi noktasında teşvik ediyoruz ve tabii ki e, mümkün olan en üst düzeyde korumaya çalışıyoruz. Burada bulunan e, sikkelerden, sikkenin yapımına e, dair temsili gösteriye kadar her türlü imkanımız var. Ve yine çok önemli bir şey kaymakamımızın da öncülüğünde bir yine proje kapsamında ilkokul çocuklarımızın gelip burada çeşitli deneyimler yapması söz konusu. İşte o dönemde halı nasıl üretiliyordu, dokunuyordu, sikkeler nasıl yapılıyordu, mozaikler nasıl yapılıyordu şeklinde. Sembolik araçlarla ve ekipmanlarla çocuklarımızın bunları bizzat yapması, deneyimlenmesini mesi ve sadece teoride değil bunu yaşayarak bizzat dokunarak kültürünün kültürel mirasının ve tarihinin farkında olması sağlanıyor. Bu da çok kıymetli.